bunu yapıyoruz eşlikler. Şurada yeni doğan sıfalar bak. Aşağıda bunlar. Nedir, siz bununla ilgili hiçbir çalışma gördünüz mü? Bir bilimsel çalışma, araştırma var mıdır? Gerçekten yararlı mıdır? İlaç olarak kullanılır mı? Aslında fiyatından da anlayacağınız gibi için içerisinde bir suistimal var. Yani bu fiyatlarda satılması çaresiz insanların çare aramak için yani uyguladıkları yollardan bir tanesi. Bu fiyatlarda satılması ciddi bir suistimal gerçekten. Faydalı bile olsa bu fiyatların üzerine çıkması hiçbir şekilde doğru değildir. Dolayısıyla ben şimdi baktığımda hakikaten eşek sütünüyle anne sütünü veya diğer sütleri bir kıyaslamaya girdiğiniz zaman evet bazı farklılıklar söz konusu. Örneğin içerisindeki yağ miktarı çok daha düşük ama faydalı yağlar içebiliyorlar. Veya alerjenik, yani alerjik açıdan baktığımızda biraz avantajları söz konusu olabilir. İnek sütü için konuşuyorum ama şöyle bir kural var. Her hayvanın sütü o hayvan için, o hayvanın gelişimine uygundur. Onun her türlü gelişimi, beyin yapısal gelişimine, bağışıklık sistemi gelişimine uygundur. Dolayısıyla da insanoğluna en iyi süt anne sütüdür. Ve dikkat ederseniz de anne sütü sonuç olarak çiğ olarak üretiliyor, tüketiliyor. Neden? Çünkü içerisindeki proteinlerin ölmemesi lazım. Ve o şekilde çok daha faydalı. Şimdi diğer türlü alalım eşek sütünü. Şimdi öyle koşullarda kullanıp içiriyorlar ki içerisindeki hiçbir maddenin faydası yok aslına bakarsanız. Oradaki proteinler belli bir ısıdan sonra zaten ölüyorlar. Yani bunun da tüketiminde ciddi problemler var. Ve ben size şunu söyleyeyim. Yapılmış hiçbir çalışma, gerçekten kanseri engelliyor şeklinde hiçbir çalışma yok. Bu konuda çok az çalışma var. İçerisinde bir tane molekül var, lizozim diye. Onun yararlı olabileceğini bazı durumlar için, kanser için konuşmuyorum. O kadar. Onun dışında bu kadarcık basit bilgilerle, bu konuda hiçbir çalışma yokken kansere iyi geliyor denmesi tamamen ciddi bir suistimaldir. Bakın, hakikaten çok ciddi hastalıklara sahip insanlar hep çare ararlar. İşte bu çare aramalarının sonucu buralara. Bugün eşek sütü, yarın tavşan sütü, yarın başka bir şey, yarın başka bir zehir, yarın başka bir hayvanın zehri şeklinde devam eder bu. Dolayısıyla da hiçbir şekilde bilimsel uyarıların dışında hareket etmek doğru değildir. Ben size bakın eşek sütüyle ilgili literatürdeki bir bilgiyi vereyim. Bir bayan eşek sütü içmiş ve o kadar ciddi derece alerji, ölümle, anjiyodem dediğimiz ölüme kadar götürebilecek bir alerjiyle karşı karşıya kalmıştır. Ne demek istiyorum? Çünkü oradaki proteinler eşek için gereklidir. Dolayısıyla o proteinleri biz vücudumuza aldığımızda bizde alerji yapabilir. Çok ciddi bir uyarıdır. Bu ölüme kadar götürebilen alerjilere neden olmuştur. Ve bu da literatür olarak da mevcuttur. Ki bu çalışmalar hani hızlı bir şekilde devam ediyor ya. Sizin Türkiye için aşı çıkış tarihinin böyle bir tahmininiz var mı? Görüş o gerçekten. Çünkü insan üzerinde aşılama çalışmaları çok sayıda ilaç üzerinde araştırma devam ediyor. Dünya çok çalışma var. Değişik açılardan virüsü yok etmeye çalışan, virüsü direkt öldürmeye çalışan. Birçok ürünlerde tüketiciyi aldatmaya yönelik maalesef ilanlar veya reklamlar televizyonlarda, internette paylaşılmaktadır. Bundan dolayı biz de çok büyük bir derecede sıkıntıdayız. Neden sıkıntıdayız? Şimdi bilimsel bir tıp var. Burada işte kanserle ilgili çok iyi gelir diyorlar. İşte 10 lira olan litre sütün bir anda bakıyorsunuz 100 liraya çıkıyor. Tüketici de bunda bir fayda sağlayacağına inanarak bir algıya kapılmakta ve burada büyük bir rakam ödemektedir. Ancak aldığında herhangi bir işe yaramadığında bu firmalarla ilgili tüketicimiz hak arayışına da girebilir. Maalesef tüketicilerimiz bunu da bilmiyor. İşte ben aldım, bu bitti diyor. Hayır, bitmedi. Siz 100 lira verdiyseniz, 100 lirayı da belirlediniz. Ve firma size kansere karşı bunun iyi bir geleceği vaat ediyorsa, sağlık vaat ediyorsa, bu tüketiciyi yanıltmaya yönelik ve sağlık kurulları tarafından da çok büyük cezaları olan bir bireysel bir sıkıntıya, bireysel bir sıkıntı yaratmaktadır. Dolayısıyla tüketicilerimizin doktorlara, sağlık müesseselerine danışmadan bu tür bilgilere önem vermesinler.